Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu eski el yazması 8x6x11,3 cm boyutunda, 80 sayfalık, toplamı 960 satırdan oluşan bir kitapçıktır. Genellikle siyah, fakat bazı satırlar ve sözcükler kırmızı mürekkep kullanılarak yazılmış. Yer yer süslemeler yapılmıştır. El yazısı, Rijusu yazana oranla daha özenli ve okunaklıdır. 1861 yılında, Matthew Cook adlı kişi bu kitapçığı Britanya Müzesi, British Museum, kitaplığında keşfetmiş ve kopyalayarak yayınlamıştır. Aynı yerde Rijusu keşfetmiş olan Halliwell Phillips gibi, Matthew Cook'un da masonluk ile ilişkisi yoktur. Bu el yazması, herhangi bir başlığı olmadığı için doğrudan onun adıyla anılır olmuştur. Rijus'tan bir süre sonra, 1420'li yıllarda kaleme alınmış olduğu sanılmaktadır. Fakat Rijus gibi şiir tarzında değil, doğrudan düz yazı, misir biçiminde düzenlenmiştir. Bu el yazması da aslında bir özgün yapıt değil, bir kopyadır. Üstelik kopyalanmış olduğu önceki belge, eğer o da bir kopya değilse, kesinlikle tek elden çıkmamıştır. İlk 48 sayfasını ya da 640 satırını yazmış olan kişi ayrı. Bundan sonrasını yazmış olan kişi ayrıdır. Belki de birinin sonu, diğerinin başı yitirilmiş. İki ayrı el yazması belgenin bir araya getirilip birbirlerine eklenmesiyle ya da önceki ve sonraki bölümleri ayrı ayrı kaynaklardan alınarak oluşturulmuştur. Bu el yazmasında da Rijus'taki gibi yer yer kopukluklar vardır. Bu da kopyalama sırasında bazı bölümlerin atlanmış olduğunu göstermektedir. Bunun böyle olduğunu, çeviri yapılırken ilgili yerlere gelindiğinde açıkça göreceğiz. Fakat bu atlamalar, belki de bunun önceki kopyasındaydı. Aslında bu el yazması belge masonluk tarihi içinde pek de yitirilip sonradan bulunmuş sayılmaz. Çünkü 1675 yılında Henry Head, 1687 yılında ise William Watson. Bu eski el yazmasının, daha doğrusu yitirilmiş olan bir benzerinin üzerinde çalışmışlar, ayrı ayrı birer kopya çıkarmışlardır. Yazdıklarının kopya olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Her ikisinin de çıkarmış olduğu kopyaların kaynakçası aynıdır. Aralarında pek az ve önemsiz farklar vardır. Cook el yazması ile karşılaştırılınca, gerek Head gerek Watson'un kopyaları yer yer farklar gösterir. Bu değişikliğin ise hangi zaman diliminde ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Kaynaklarının sonradan ve bugün Cook el yazması olarak anılan eski belge olmadığı kesindir. Özellikle ilk bölümleri Cook el yazmasına pek benzer ama ikinci bölümleri oldukça farklı ve daha geniş kapsamlıdır. Bu durumda Cook el yazmasının bir özgün yapıt olmadığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Masonik araştırıcılar, Cook el yazmasının özellikle ikinci bölümünün asıl kaynağının özgün olarak 1370 yılı dolaylarında kaleme alınmış olabileceğine değinir. Birinci bölümünün kaynakçası büyük olasılıkla o denli eski değildir çünkü yazımında başka kaynaklardan söz edilmekle oluşunun yanı sıra bu bölümde Ranulf Higden adlı. Aslında bir Benediktin rahibi olan bir 14. yüzyıl başı İngiliz tarih yazarının Polychronicon adlı yapıtından alıntılar bulunduğu açıkça görülebilmektedir. Bu da doğru olan bilgilerin değil, yanlış ya da varsayımsal anlatımların benzerliğinden hatta yer yer aynı oluşundan anlaşılmaktadır. William Watson, 1687 yılında kopyalamış olduğu ve özgün olarak nitelediği e-yazmasına ilişkin bilgi verip kendi yorumlarını yaparken, özgür masonların bu belgede belirtilmiş olan yasalarının Kral 6. Henry tarafından 15. yüzyıl ortaları onaylanmış olduğunu da yazmıştır. Watson'ın bu dediği doğru olabilir çünkü bir diğer eski masonik belge olan Leland el yazmasında Kral 6. Henry'nin masonluğun örgütsel ve töresel kurallarına karşı duyduğu ilgiden söz edilir. 16. yüzyıl ortalarına doğru kaleme alınmış olan o el yazmasında bunun aslında doğrudan 6. Henry'nin kendi el yazısı aldığı notlarının bir kopyası olduğu ve bu işleminde Kral 8. Henry'nin buyruğu ile yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıntılarındaki farklar bir yana bırakılacak olursa,
hemen hemen aynı anlatımları içermekte olan Cook, Watson ve Head el yazmalarının bu konuda uzman olan Masonlarca karşılaştırmalı incelemesi de yapılmıştır. Bu incelemenin sonucu şöyle bir görüşe bağlanmıştır. Aslında Head ve Watson el yazmaları doğrudan Cook el yazmasından değil, bunun benzeri olan bir başka kopyasından alınmadırlar. Cook el yazması da bir özgün çalışma olmayıp, büyük olasılıkla daha eski bir tarihte kaleme alınmış bir diğer yazımın kopyalanması ile yazılmıştır. Nitekim Watson el yazması ile Head el yazmasının doğrudan kendilerinden yaklaşık 250 yıl kadar eski bir belgeden kopyalanmış oldukları pek akla yatkın değildir. Bu süre içinde, önceki, belki de özgün, el yazmasının başka kopyalarının da çıkarılmış olması gerektiğinden kuşku duyulamaz. Aslında Cook el yazmasının ortalarındaki konu ve yazım tarzı, üslup, değişimi, Watson ve Head tarafından çıkarılmış olan kopyalarda da vardır ama kapsamları biraz değişiktir. Bu da bu iki el yazmasının doğrudan bugün elde bulunan Cook el yazmasından değil ama buna pek benzer bir diğer kopyadan alınma olduklarını bir kez daha göstermektedir. Konunun uzmanları, Watson el yazması ile Head el yazmasının Cook el yazmasından daha doğru bir kopya olduğuna da değinmektedir. Demek oluyor ki, Cook el yazmasının kaynakçası olan belge ya da belgelerin bir başka kişi tarafından çıkarılmış bir diğer kopyası, belki de çok sayıda kopyaları vardı ve bu kopyalar Cook el yazmasına oranla daha doğru yapılmıştı. Durum böyle olunca, yapılmakta olan bu çalışma üzerine şöyle bir soru yöneltilebilir. Neden Cook el yazmasının çevirisi yapılıyor da? Bu belgeden daha doğru olabileceği belirtilen Watson el yazması ya da Head el yazması Türkçe'ye çevrilmiyor. Çünkü Watson el yazması ile Head el yazması kopyalanışları bakımından Cook el yazmasından 250 yıl kadar sonra gelmektedir. Bu bakımdan bilinen en eski tarihli el yazması belgeler niteliğini taşıyamamaktadırlar. Üstelik Cook el yazması ilk ortaya çıktığı sıralarda bir özgün yapıt olarak nitelenmiş. Bunun yanlışlığı sonradan yapılan ayrıntılı bilimsel incelemeler sırasında anlaşılmıştır. Böylece Cook el yazması Masonluk tarihinde en ünlü iki el yazmasından biri niteliğini kazanmış, içerdiği yanlışlıklara karşın Watson el yazması ile Head el yazmasını gölgede bırakmıştır. Cook el yazmasının başlangıcına oranla değişik bir yazım tarzında kaleme alınmış olan ikinci aşamasında, kısa bir varsayımsal tarihsel bilgiden sonra Regius'ta olduğu gibi madde, article ve nokta, point olarak nitelenen masonik kurallara yer verilmektedir. Ancak Regius'ta diğer konuların yanı sıra 15 madde ve 15 nokta bulunmasına karşılık, Cook el yazmasında yalnızca 9 madde ve 9 nokta vardır. Bu durumda gerek Cook el yazmasının gerekse Regius'un her ikisinden de daha eski olan bir diğer el yazmasından ya da birkaç ayrı el yazmasından kopyalandıkları, bu kopyalamalar sırasında her ikisinde de bazı değişiklikler yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Fakat günümüze kadar gelebilmiş olan bu iki eski el yazması, yalnızca görünüm bakımından değil, kapsam bakımından da yer yer birbirlerinden oldukça farklıdır. Öyle ki Regius'ta yer almakta olan bazı anlatımlar Cook el yazmasında yoktur. Bu nedenle, Cook el yazmasının salt düz yazı olduğuna bakılarak Regius'a oranla daha sağlıklı nitelenmesi yanılgılı olabilir. Şiir biçiminde kaleme alınmış olması nedeniyle Regius'un anlatımı pek tutarlı olmayabilir fakat Regius'ta olup Cook el yazmasında bulunmayan tüm konuların, Regius'un kopyalandığı özgün belgenin yazarının bireysel yorum ve eklemelerinden oluştuğunu söylemek de yanılgılı olabilir. Hatta Regius'un Cook el yazmasına oranla, İsterse işin içine yorum katılmış olsun önemli bir üstünlüğünün bulunduğu bile söylenebilir. Bu da Regius'ta yer alan ve Cook el yazmasında, keza Watson el yazması ile Head el yazmasında bulunmayan etiket bölümüdür. Regius ya da kopyalanmış olduğu özgün yapıt, ister şiir ister düz yazı biçiminde olsun, İsterse işin içine özgün belgeyi kaleme alanın ya da kopyalayanın bireysel yorumları katılmış olsun anlatılan etiket ya da davranış kurallarının baştan sona uydurma olduğu söylenemez. Bu da Regius'un Cook el yazmasına oranla üstünlüğüdür.
Gerek Krijus'un gerekse Cook el-yazmasının kopyalanmış olabilecekleri özgün belgelere ilişkin birçok varsayım seçeneği geliştirebiliriz. Burada bunları sayıp dökmenin pek bir yararı olmaz. Ancak bu varsayım seçeneklerinin önemli bir ortak noktası vardır. O da gerek Krijus gerekse Cook el-yazmasında bunların kopyalanmış olduğu özgün belge ya da belgelerin üzerine Ranulf Higden'in az önce değindiğimiz tarihsel yapıtından yararlanılarak bir takım eklemeler yapılmış olmasıdır. Bu durum, Cook el-yazmasının birinci bölümünün aşağı yukarı Regis'un kaleme alınmış olduğu tarihlerde ya da ondan daha sonra yazılmış olduğunu ortaya koyar. Öte yandan, her iki el-yazmasının kapsamında değinilmiş olan varsayımsal nitelikli tarihsel bilgiler, gerek konuları gerekse kapsamları bakımından tıpatıp aynı değildir. Aynı olanları, birbirlerinden farklı biçimlerde anlatılanları ve birbirlerinden apayrı olanları vardır. Bu durumda en azından tarihsel bilgiler bakımından Regis ile Cook el-yazmasının ya da bunların kopyalandıkları özgün belgelerin birbirlerinden bağımsız olarak kaleme alınmış olduğunu göstermektedir. Kimileri Regis'u, Masonluk tarihinin en eski ve en doğru kaynakçası olarak niteler. Ben de bunun ilk çevirisini yaptığımda öyle demiştim. Kimileri aynı şeyi Cook el-yazması için söyler. Yanılmaktadırlar. Bu iki el-yazması belge yalnızca günümüze kadar gelebilmiş en eski tarihli Masonik el-yazması belgelerden ikisi olarak nitelenebilirler. Üstelik bu iki el-yazması belgede anlatılanların ortaçağ yapıcılık zanaatına ilişkin en eski ve geleneksel bilgileri yansıtan güvenilir bilgiler denilerek nitelenebileceği bile kuşkuludur. Her ikisinin de yararlanmış oldukları ve yitirilmiş kaynaklardan ne ölçüde farklı, ne kadar noksan ya da ne boyutta öznel yorumlarla değiştirilmiş oldukları üzerine bir yargıda bulunabilmek olanaksızdır. Regis ile karşılaştırılacak olursa, Cook el-yazmasının anlatımı çok daha açık seçiktir. Bu durum salt düz yazı oluşundan ötürü değildir, yazım tarzının da payı vardır. Ancak bu el-yazmasının da günümüzde anlaşılabilir olabilmesi için çağdaş İngilizceye dönüştürülmesi gerekmiştir. Bunu ilk kez ünlü Masonik araştırıcılardan G.W. Spaeth 1890 yılında. Sonra dünya çapında ün kazanmış birçok Masonik yapıtı olan Harry Kerr 1943 yılında yapmıştır. Bu çalışmada ise İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın ünlü araştırma locası Quatuor Coronati'nin 1949 yılında yalnızca bu konuyu içermek üzere yayınlamış olduğu bir kitapçıkta yer alan Herbert Paul tarafından yapılmış dönüştürme kaynak olarak alınıp Türkçe'ye çevrilmiştir. Cook el-yazmasının Türkçe'ye çevirisi en azından düz yazı olduğu için Regis'e oranla daha kolaydır. Fakat bu uzun tümcelerin tam olarak anlaşılabilmesi güçtür. Konu üzerinde yapılmış olan araştırma çalışmalarından ve diğer kaynaklardan yararlanılması zorunluluğu doğmuştur. Çeviri boyunca, Regis'te olduğu gibi sık sık açıklama amacıyla ve yorumsal notlar verilmesine gerek görünmüştür. Önce Regis'un çevirisine yer verilmiş olduğu için, neredeyse birbirinin aynı olacak notlar yinelenmemiş, pek önemli olan durumlarda öncekinin anımsatılmasıyla yetinilmiştir. Bu belgenin çoğu paragrafları oldukça uzundur. Bir de araya notlar girince, okumada bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle uzun paragraflar yapay olarak bölünmüştür. Bu eski el-yazmalarının çevirisi sırasında birçok sözcük ve terimin İngilizce'deki karşılıklarının da basılı kitabın dipnotlarda verilmesi, bazısının niçin öyle çevrilmiş olduğunu açıklamak gerekmişti. Bunların arasında her iki el-yazmasında da oldukça sık geçen ve özel açıklama gerektiren sözcük ve terimler de vardı. Şöyle, assembly, bu sözcüğün dilimizdeki karşılığı toplantı olarak alındı. Aynı anlamda olmak üzere meclis ya da assemble de denilebilirdi. Bu sözcüğün özellikle Regis'te ne anlama gelmek ya da ne tür bir toplantıyı nitelemek üzere kullanıldığı İngiliz Masonik araştırıcıları hayli uğraştırmış. Bu konuda uzun tartışmalar yapılmış. Tam bir görüş birliğine de varılamamış. Çünkü Orta Çağ'daki birçok toplumsal kural ve yöntem tam olarak açıklığa kavuşturulamamış durumda. Kimilerine göre bu sözcük,
Salt masonik bir nitelik taşıyor, yani sadece yapıcılık zanaatından olanların katıldıkları bir toplantıyı belirtiyor. Kimilerine göre ise bazı yerde salt masonik, fakat bazı yerde de ilgili devlet organlarınca düzenlenip yönetilen, hatta suç işleyenlerin yargılandığı. Bu nedenle de aynı zamanda bir mahkeme niteliği de taşıyan bir resmi birleşimi dile getiriyor. Bu sözcük ile bundan sonraki arasında ancak ayrıntısal, detay ya da nüans denilebilecek kadar küçük bir fark var. Congregation, Türkçedeki karşılığı birleşim olarak alındı. Bunun yerine kongregasyon ya da kurul da denilebilirdi. Çoğunlukla salt masonik nitelik taşıyan ve bazı zaman yalnızca loca üstadlarının, bazı zaman loca üstadları ile birlikte kalfaların ya da tüm masonların katıldıkları bir toplantıyı nitelemek üzere kullanılmış. Ancak yer yer toplantı, assembly sözcüğüyle dönüşümlü bir kullanımı olduğu da söylenebilir. Ordain her iki el yazmasında oldukça sık kullanılan bir fiil. Yerine göre çeşitli anlamlara gelebiliyor. Bunlardan en çok kullanılanı, düzenlemek, tertip etmek anlamında olanı. Ancak atamak, tayin etmek, saptamak, tespit etmek, görevlendirmek, buyurmak, emretmek anlamlarında olmak üzere de kullanılmış. Church, Türkçedeki en uygun karşılıklarından biri, yükümlülük, vecibe olarak verilebilir. Fakat bir fiil olarak kullanıldığında, yükümlülük vermek, yükümlendirmek anlamına gelir. Bunun tersine yükümlülük almak, yükümlenmek ya da yükümlülük üstlenmek biçimindeki kullanımı da vardır. Her durumda bir yemin etme işlemini içerir. Lord, İngilizlerde bir soyluluk unvanı olmakla birlikte aslında saygın bir kişiliği olan kimseyi. Yerine göre İsa'yı ya da doğrudan Tanrı'yı nitelemek üzere de kullanılabiliyor. Kimi yerde tam karşılığı işveren ya da sahip de olabilir. Bu bakımdan gerektiğinde açıklaması yapılmakla birlikte, genel olarak Türkçedeki karşılığı efendi olarak alındı. Fellow, yerine göre birkaç ayrı anlama gelebilen bir sözcük. Masonluktaki en yaygın karşılığı kalfa'dır. Eskiden bunun yerine refik sözcüğü kullanılırdı ve bu sözcük eşlik eden kişi, refakat eden anlamına geldiğinden çok daha uygun düşüyordu. Nitekim aynı sözcüğün çevirideki Türkçe karşılığı, yerine göre arkadaş, destek olan ya da destek veren kişi olarak benimsendi. Bunun yerine yoldaş ya da dost sözcükleri de kullanılabilirdi. Bu sözcüğün bir diğer karşılığı da aynı düzeyde olan kişileri nitelemek üzere akran'dır.